Selamlar herkese. Biliyorsunuz koronavirüsle ilgili büyük bir illet içerisindeyiz. Bundan kurtulmamız için evde kalmamız lazım ama işte burada bir paradoks var. Yiyecek ihtiyacı var, yani ekmeğe ihtiyacımız var. Ekmeği nasıl yapacağız? Size vereceğim bu tarifi yapabilirsiniz. Hem doğal, hem sağlıklı, hem de eski babaannelerimizin yaptığı o tatta çok da kısa sürüyor. Hemen hiç vakit kaybetmeden tarife geçelim. Malzeme listesi aha da bu kadar. 5 tane malzememiz var. 2,5 bardak un kullanacağız. Ekmeklik un ya da böreklik un kullanabilirsiniz. Aynı bardakla 1 bardak ılık su kullanacaksınız. Mayalama ve onu böyle yoğurma işlemleri için. 1 tatlı kaşığı tuza ihtiyacınız var. 1 tatlı kaşığı şekere ihtiyacınız var. Tabii ki maya ihtiyacınız var. Yaş mayanız varsa yaş mayanın yarısını kullanacaksınız. İnstant mayalar varsa onların da bir tanesini kullanabilirsiniz. Yani bu da ortalama bir yemek kaşığına tekabül ediyor. Şimdi hemen mayamızı bir aktifleştirelim. Onu nasıl aktifleştireceğimi göstereceğim. Tabii bunu da kesmemiz lazım. Dedim ya yarısını yeterli. Yarısını kesiyorum. Ufak bir kabın içerisine mayamı tamamen kırıyorum. Şekerimi atıyorum. Ilık suyumu da üzerine koyduktan sonra burası çok önemli. Bir kaşık kadar kullanacağımız undan içerisine atıyorum. Tamamen pürüzsüz, homojen hale geleseye kadar karıştırıyoruz. Mayamızı güzelce karıştırdık. Üzerini bir bezle kapatıp yaklaşık 25-30 dakika bir yerde dinlendirip aktifleşmesini bekleyebilirsiniz. Ya da ufak bir ipucu vereyim. Fırınınızı ortalama 50 derecelerde ısıtıp iyice ısındıktan sonra bunu içerisine koyun. Fırını kapatın. Bir 5 dakika bekleyin. Hemen aktifleşecek. Hemen fırındaki yöntemi uygulamak üzere gidiyorum. Mayamız iyice aktifleşti. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Biraz daha beklerseniz bu daha da böyle kabaracak. Ön mayalanma işlemi bitti. Şöyle biraz karıştırıp kenara alıyorum. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. Unumuzu döküyoruz. Şöyle derin bir kaba. Tuzumuzu döküyoruz. Unla tuzu şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Sonra ortada çukur açıp mayamızın tümünü tam ortaya döküyoruz. Mis gibi maya koktu valla. Bilmiyorum ama ben bunu çok severim çocukluğumdan beri ya. Çok değişik bir koku. Normalde elle de girişebilirsiniz ama bu kısmı biraz cıvık oluyor. Dolayısıyla şöyle bir spatula ile girmeniz en mantıklısı. Dıştan içe doğru güzelce karıştırıyoruz. Artık elle girişebiliriz. Bütün un ve sıvı kalan kısımları birbirine yediriyoruz. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Güzelce yerine yerleştirdik. Şimdi üzerine şöyle bir bez kapatıp 20-25 dakika oda sıcaklığında bekleteceğiz. Yani ortalama 25-30 derece sıcaklıklarda. Şişmesini bekleyeceğiz. Şiştikten sonra şekillendirme işlemine geçeceğiz. Hamurumuz kabardı. Şimdi onu şöyle tezgaha sereceğim. Ama sermeden önce biraz un döküyorum. Şöyle yayıyorum ki hamur elimize yapışmasın. Güzel bir spatula ile kabarmış hamurumuzu unun üzerine döküyorum. Ellerimi unladıktan sonra güzelce elime alıyorum. Her seferinde bir kere katlayacak şekilde hamurumu yoğuruyorum. Ekmek hamurları unutmayın her zaman böyle biraz sulu ve cıvık olurlar. Çok sert olmayacak. Böyle bunun gibi hafif cıvık olursa çok daha güzel bir ekmek. Yani böyle bildiğin sünger gibi bir ekmek elde edersiniz. Yemesi de çok zevkli olur. Hamurumuz gayet güzel oturdu. Şimdi hamurumuzu bir fırın tepsinin içerisine yayalım. İsterseniz benim gibi bir yağlı kağıt kullanabilirsiniz. İsterseniz de altına yağlayabilirsiniz veyahut da un da koyabilirsiniz. Ama en garantisi bu. Bunun şekli tamamen size kalmış. Bildiğimiz somun yapmak istiyorsak bu standart Türk ekmeği biraz şöyle bir yapıda bunu ovalayacağız. Yuvarlak da yapabilirsiniz. İsterseniz bir kalıbın içerisine koyup tost ekmeği şeklinde de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama ben standart Türk ekmeği şeklinde yapıyorum. Uçlara doğru ekmeğimi böyle ufaltıyorum. Şimdi üzerine bir bez koyacağız ama bezi öncesinde bir ıslatıp nemlendirin ki üzeri kurumasın. Şöyle üzerine seriyorum. Bir 10-15 dakikada son mayalanmaya bırakıyorum. Hemen kaldırıp bakıyorum. Gayet güzel olmuş. Hemen bir bıçak yardımıyla şöyle kenarına çizik atıyorum. Sonrasında bir fırça biraz da suyla iyi kızarması için üzerine şöyle su tatbik ediyorum.
Çok fazla değil. Nemlense yeterli. 250 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişiriyorum. Sonuçlara inanamayacaksınız. Ekmeğimiz hazır. Pişti. Hatta şu an elim yanıyor bile. Sesi duyabiliyorsunuz değil mi? Gayet güzel oldu. Şöyle kesip deneyelim. Mükemmel. Şöyle bir dilim denemeden bırakmam bunu. Çok iyi olmuş ya. Hem yumuşak hem dolgun. Gayet iyi oldu. Umarım bu zorlu günleri en kısa sürede atlatırız ve bu ekmekleri böyle dışarıda güzel güzel yeriz. O günleri bekliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Oraya basıp abone olabilirsiniz. Bu bunun gibi videolar için takipte kalmayı unutmayın. Aklınıza gelen Fatih şunu da yap dediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Kafanıza takılan şeyler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.